aynı şekilde e, bedeninden ayrıldıktan sonrasında yani saçını kestikten sonrasında da aynı şekilde avret olarak isimlendirilir. Koltuk altı tüyü diyelim nasıl avretse o da avretli isimlendirilir. veya kolundaki tüy bu şekilde e, vücudun sahir yerindeki tüyler nasıl e, kesilmeden önce avret ise kesildikten sonra da bunun avret olacağı kaynaklarımızda zikredilir. Aslında bu hükümler maalesef günümüzde belki Müslümanların çoğuna e, uçuk veya çok abartı gelse de biz burada temel noktada şunu görüyoruz. İslam fuhşiyatın önüne geçebilmek için özellikle fuhşiyata kaynak olabilecek her türlü etkenin önüne geçmeye çalışıyor. İslam fıkhındaki setten nizeriya o zarar kapısını kapatma temel ilkesinden dolayı herhangi bir şekilde topluma zarar verebilecek etken neyse onun önüne geçiliyordur. Bundan dolayı bu şekilde bir hanımın diyelim saçı nasıl kesilmeden avret ise kesildikten sonrasında da avret olur ve onun hanımın diğer yabancı erkeklerden saklaması bunu en azından belli bir şey olarak belli bir yerde toplayıp onu e, tenha bir yerde imha edilmesi